Sahamıza geliyoruz. Tam tersi oluyor. Motivasyon mu diyelim, başka konular mı diyelim? Sivasspor sahasında niye oynuyor? Ya neden şimdi, kaybettik bugün? Bir önce onu konuşalım. Az önce hocamız açıklamayı yaptı. Biz içeride biraz daha ofansif düşünüyoruz. Kazanmak için kontrollü başlıyoruz maça. Fakat bir bireysel hatadan yenilen herhangi bir golde takımımız problem yaşıyor. Daha sonra o golü çıkarmak için iki gol atmamız lazım. Riske giriyoruz. Bunun neticesinde gol gelirse maçı çevirme şansınız oluyor. Ama gelmezse demoralize oluyor takım. Kaybediyoruz. Tabii şanssız bir dönem yani bu içerideki maçlarda. Bu konularda işte geçtiğimiz haftalarda da yaşadık Sivas'ta. Ankara maçı olsun, diğer örnekler var. Gençevli olsun, bu üçüncü maç sahamıza kaybettiğimiz var. Yani sizin bir tedbiriniz ya futbolcu yönünde olsun, yönetimden talebiniz mi var? Yani bunlar mı sağlanmadı? Ha, bunlar da çok önemli tabii ki. Biz geri plan birçok şeyi bilmiyoruz. Hocam bir herhangi bir sizin yönetimden beklediğiniz bu yeni futbolcu istemiyor. Bana göre aynen yönetici biz. Oyuncularımız en iyi, her şeyi en iyi yapmak istiyor. Ama maalesef zaman zaman kalite olarak orada bir hata var. Hata yapabilir, yapıyorlar maalesef. O bizim dezavantajımız maçlarda. Belki bu takımda biraz düzeltme gerekiyor birkaç pozisyon. Transfer olarak. Transfer olarak. Şey, onu soruyorum ben. Sizin evet. İstediğiniz yani ama şimdi zaten imkan şans yok zaten. İmkansız da yani belki bu servetin alınmadı. Tabii. Alınabilir miydi mesela? Ama biliyorsunuz bu yani şu anda imkansız evet. Ama devre arasında transfer açıldığı zaman mutlaka hocanın da talepleri olacaktır. Peki hocam şu anda takım içerisinde sizinle birlikte olup da futbolcu bazında yani memnun olmadığınız olabilir. Hala mecbur kalıp kadroya koyduğunuz olabilir. Var mı yani? İsim vermeyelim ama. Ya mecburiyetten oynattınız. Ama söylemek gerekiyor. Biz iki haftadan önce bir büyük maçta burada kazandık. Unutmamak gerekiyor. Artık ondan sonra Kayseri'de derbi maçta derbi puan kazandık. Bu takım iyi oynuyor, iyi oynadı. Ama şu an sadece ev sahibi maçlarda maalesef bizim puanlar eksik daha fazla. Daha iyi pozisyon almak için artık. Şimdi oyuncularımızdan kadroda var 28 kişi, 18 kişi kadroda, 11 kişi sahada. Peki hocam son dakikalarda ikinci golden sonra taraftar tribünler istifa peçse diye bağırdı. Nasıl yorumluyorsunuz? Kafanızda düşünün öyle bir şey var mı ya da moraliniz ne durumda yani onu söyleyin. Moralimiz güzel değil. Gerçekten güzel değil. Ama futbolda iyi sonuç almak için çok çok çalışmak gerekiyor. Çok sabır olmak gerekiyor. Taraftardan bir istifa etmek demek her tarafta, her dünyada belki normal. Türkiye'de aynen. Türkiye'de çok çabuk taraftar söyleyebilir. Ama ben taraftarla beraber hissediyorum. Taraftarla iyi sonuç almak ve çalışmak için buraya geldim. Ne yapalım? Şöyle diyebiliriz yani. Şu anda taraftar istiyor mu ama ben öyle bir şey düşünmüyorum. Evet. İstifa düşünmüyorum diyor. Evet. Ben onun için gelmedim buraya istifa almak, yapmak için. Yani. Peki hocam tamam. Size geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol, görüşmek üzere. Evet, Sivas Spor Teknik Direktörü Karol Petse ile görüştük. Önemli olan herkesin beklediği şuydu. Teknik Direktör Karol Petse istifa düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Bunu sorduk. Kendisine taraftarın istifa talebine taraftarın yani...